Gerçeğin Sesi hakikathaber.net. Oğuz Bey, İstanbul'dan kalktınız, Kütahya'ya geldiniz. Kütahya Emet'te bir otelde bir organizasyon düzenliyorsunuz. Bu organizasyonla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii. Milat Gazetesi'nin 5. yılını doldurması dolayısıyla hem Milat Gazetesi'nin geleceğe güvenli bakabilmesi hem de temsilcilerimizin ayaklarının üstünde durabilmesi için böyle bir organizasyonu beraber olabilme, geleceğe güvenli bakabilme bir istişare toplantısı olarak biz bunu değerlendirdik. Ve gelecekten alakalı ne yapabiliriz, neler oluşturabiliriz, nasıl bu yolda daha verimli yürürüz, bunlarla alakalı görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak burada tabii ki gelen arkadaşlarımızın da çok heyecanlı olması bize ayrı bir heyecan kattı. Arkadaşlarımızın bu husustaki heyecanı bizim geleceğe daha güvenli bakabilmemizi sağlıyor. Onlar olmadığı zaman bizim yürüyecek bir halimizin olmadığını da fark ediyoruz biz. Onun için onların daha çok kazanımlarını helal anlamında, helal kazanç anlamında nasıl yukarı çıkartırız? Bu hususta çalışmalarımız, projelerimiz var ve bunları hayata geçirebilmek için kendileriyle bu hususiyeti tartıştık. Tartıştıktan sonra onlar da bunların olabileceğini kendileri de inandılar. Zaten onlar uyuyan bir devdiler. Bizim temsilcilerimiz uyumaya yönelik uykuda olan dev temsilcilerimizdi ki bu insanlar artık gözlerini açtılar. Geleceğe daha güvenli bakmanın yolunu gördüler ve bundan sonra biz bu yolda varız dediler ve yürümeye de devam edecekler. Bunun haricinde daha başka da neler söyleyebiliriz? Yani Milat Gazetesi 5 yılını doldurmuş bir gazete olması hasebiyle Milat Gazetesi de kendisini güvenli, geleceğe güvenli tutmaya çalışıyor. Çünkü Milat Gazetesi büyüyen bir gazete. Büyüyen gazeteyi artık durdurmak mümkün değil. Peki birçok gazete var, birçok bu tür işi yapan insanlar var. Milat Gazetesi'nin farkı burada nedir? Oo, çok büyük bir soru sordunuz. Bu soruya yani diğer gazeteler de, diğer gazetelerin temsilcileriyle bizim temsilcilerimiz aslında bir nevi ortak temsilciler. Diğer gazetelere bu hususta herhangi bir şey söylemek bizim haddimizde değil. Çünkü onların her biri 25-30 yıllık gazeteler. Onlar bu hususta ekonomik anlamda da kendileri çok büyümüş gazeteler. Ama biz bir aile gazetesi olduk. Artık temsilciler bizim ailemizden birisidir. Ben temsilci arkadaşlarıma şunu söyledim. Dedim ki ben işte Antep'e, Eskişehir'e ya da ülkemdeki herhangi bir ilin temsilcisine geldiğim zaman sizin evinizde bir akşam konaklamak istiyorum. Beni misafir eder misiniz diyorum. Bu ülkede herhangi bir şirketlerde, herhangi bir gazetede böyle bir şey yok. Ben bir abone ve dağıtım müdürü olarak böyle bir şeyi temsilcimden talep ediyorum. Neden? Çünkü ben onun varlığını ve güvenini kazanmak istiyorum. Onlar da benim güvenimi kazansın istiyorlar. İstiyorum çünkü bu yolda biz birlikte yürüyeceğiz. Ve onlar bizim artık iş ortaklarımız olacak. Bu iş ortaklığını devam ettirebilmemiz için birbirimize hem saygı hem güven oluşması lazım. Biz bunu oluşturabilmek için 2016 ve 2017'de inşallah bu yol haritamızdan yürüyerek gerçekleştirmek için her türlü müsvet yolu deneyerek yürüyeceğiz inşallah. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Buraya bir tatile geldiniz aslında değil mi? Biraz ondan bahsedebilir misiniz kısaca? Yani tabii ki isim verebilir miyim kaldığımız tabii yeri? Tabii, sıkıntı yok. Emet Termal tesisleri, Emet Termal Otel, Spa Otel olarak geçiyor. Burası bir nevi sağlık merkezi. Temsilcilerimiz de bizim sağlıklı insanlar ve onların burada 2 gün tatil yapabilmeleri için biz de her türlü kolaylığı sağladık. Ayrıca Emet Termal tesislerinin müdürü Mustafa Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize çok opsiyonlu misafirperverlik yaptılar. Kendilerinden biz çok memnunuz. Hatta bundan sonra biz kendilerinin hem bizim sponsorumuz olmasını istiyoruz. Hatta Milat Gazetesi de Emet Termal tesislerinin sponsor olsun diye teklifini bulunuyorum. Tatil yapacağız inşallah. Yarın artık öğlene kadar çünkü ikinci günümüzü dolduruyoruz. Bütün temsilcilerimizi su havuzuna bekliyoruz. Akşam yemeğinden sonra.
Yani güzel bir eğlence olacak. Tabii ki edebi bir eğlence olacak. Tabii ki. Biz de size buradan başarılar diliyoruz. Teşekkür Milat ediyorum. Gazetesi'ne, Çok sağ Milat Gazetesi'nin dağıtım bölümü olarak size başarılarınızın devamını diliyorum. Şimdi Ali Bey'i alacağız. Akabinde programımızı sonlandıracağız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gerçeğin Sesi. Hakikathaber.net